Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Müslüman Kadının Şahsiyeti kitabını okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir başlığa geldik. Bu yeni başlıkta müellif bize diyor ki Müslüman oluşu ve hak olan diniyle şeref duyar. Yani anlatmak istediği şey şu bize, bu başlıkta anlatacağı. Bir inanan bir kadın, Allah'a teslim olan bir kadın, başka hiçbir şeyle değil, kendi diniyle, hak olan davasıyla şeref duyar. Bununla kendisini izzetli hisseder. Aslında burada bize belki bu konuya temas etmemiş ama buna da ben temas edeyim. Şimdi bu şeref duyma, izzet duyma meselesi çok önemli bir mesele. Neden? Çünkü insan zayıf olarak yaratılmış bir varlık ve bir tarafında da insanın güç istenci var. Yani insan normalde zelil, zayıf, güçsüz ama içinde de bir arzu var, güçlü olmak, izzetli olmak istiyor. Haliyle her insan fıtri olarak bir izzet arayışı içerisindedir. Kimisi ailesiyle şeref duyar. Yani işte ben falanca ailedenim, falanca soydanım der, bununla şeref duyar. Kimisi mesela malıyla şeref duyar. İşte Allah Resulü'nün dönemindeki müşriklerin sürekli mal ve evlat ile izzet duyup şeref duymaları gibi. Mesela ne diyorlardı Peygamberimize? نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Biz çocuk ve mal yönünden senden daha üstünüz. Bizim daha çok malımız var, daha üstünüz. Ve biz azaba uğrayacağımızı da düşünmüyoruz. Yani o mal ve evlat üstünlüğüyle azaba bile uğramayacaklarını düşünüyorlardı. Mesela kimisi kocasıyla izzet duyar. Bazı kadınlar vardır kendisini kocasıyla tanımlar. Onunla izzet duyar, onunla şeref duyar. Bazı adam vardır karısıyla izzet duyar, karısıyla şeref duyar. Bazısı evladıyla, bazı evlat babasıyla şeref duyar. Niçin hepimiz bir izzet, bir şeref, bir güç arayışındayız? Mesela bazımız hocamızla izzet duyarız, şeref duyarız. Arapların çok meşhur bir sözü vardır. Derler ki, "Men medaha şeyhahu fakat medaha nefsehu." Hocasını öven hakikatte kendini övmüştür. Aslında biz hocaları övmüyoruz, kendimizi övüyoruz. Şimdi ben bir hocayı yüceltiyorum, yüceltiyorum, yüceltiyorum. Ne demek istiyorum? Yani bak ben de öyle yüce bir adamım ki geldim onun kanatlarının dibine düştüm. Yani ben de değerli olduğum için değerli bir hocanın öğrencisiyim diyorum. Aslında bunlar hepsi anlaşılabilir şeyler. Neden? Çünkü her birimizin o bir tarafımız zayıf olduğumuzu, aciz olduğumuzu fark ediyoruz. Diğer taraftan da güçlü olmak istiyoruz. Ve bir izzet arayışındayız hepimiz. Bu çok normal bir şey. Şimdi eğer insan ne ile izzet duyacağını kendisine öğretmezse, bu konuda kalbine, aklına bir istikamet kazandırmazsa, şeytan insanın bu duygusunu farklı yerlere yönlendirip insanın ayağını kaydırabilir. Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın nefret ettiği şeylerle insanın şeref duymasını sağlayabilir. Mesela yani örnek olarak Ömer radıyallahu anh'ı düşünün. İşte adamın biri geldi, cahiliyede böyle tanınan soylu bir ailenin çocuğu, başladı övünmeye. Biz şu 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 adamların torunlarıyız, şu 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 adamların çocuklarıyız. Ömer radıyallahu anh döndü ona dedi ki sen şu anda cehennem kütüğü olan, her biri cehennemde bir dağ olan adamlarla mı övünüyorsun? Yani Allah katında şirk üzere ölmüş ve cehenneme gitmiş olan adamlar bunlar. Onlarla mı övünüyorsunuz? Allah bizi İslam ile izzetli kıldı. Allah bizi İslam ile şerefli kıldı. Ve bunu birçok münasebette söylüyor Ömer radıyallahu anh. Eğer biz izzeti İslam'ın dışında bir yerde ararsak Allah Celle Celaluhu tekrardan bizi zelil eder. Onun için bu Müslüman kadının sadece değil, kul olan herkesin sorumluluğudur. Ne ile izzet duyacağımızı öğrenmek durumundayız. Ne ile izzet duyacağımızı öğrenmek durumundayız. Konu oradan önemli. Yani biraz mesele önemini buradan kazanmış oluyor. Şimdi diyor ki Müslüman kadına bakan yönünü anlatırken müellifimiz İslam diyor hiçbir dinin, hiçbir düşüncenin kadına vermediği değeri kadına vermiştir. Haliyle bir kadın da bunu bildiği için diniyle şeref duymalı, diniyle izzet bulmalıdır. Aslında bunu söylemesinin özel bir nedeni var. Onu birazdan değineceğim ona. Çünkü maalesef İslam düşmanları İslam'ın bazı hükümleriyle ilgili bazı şüpheler atıyorlar ortaya. Ve bazı işte kendisine Müslüman diyen veya kimliğinde Müslüman yazan insanlar da bundan dolayı utanç duyuyorlar. Bunları inkar etmeye kalkıyorlar. Sanki bunlar konuşulmasın istiyorlar. Mesela ne gibi? Miras meselesi gibi. Mesela ne gibi işte kadının şahitliği meselesi gibi. Mesela ne gibi işte çok evlilik, çok eşlilik gibi. İslam düşmanları bunun
İslam'ın kadına değer vermediğini, onu ikinci sınıf bir insan olarak gördüğünü delil olarak sunuyorlar. Maalesef İslam'ın hakikatini anlamamış, İslam'ı özümseyememiş bazı kadınlar da bundan dolayı utanç duyuyorlar. Yani mesela Kur'an'dan o ayetin okunmasını istemezler. Bir fırsat geçse ellerine Kur'an-ı Kerim'deki o ayetleri silmeyi dahi isteyebilirler. Oysa bizim yapmamız gereken şey nedir? Bizim yapmamız gereken şey şudur. Biz Allah'a Celle Celaluhu kuluz. En büyük sermayemiz ve en büyük şerefimiz Allah'ın bizi İslam diniyle kula kulluktan kurtarıp bir ve kahhar olan Allah'a kul etmesidir. En büyük şerefimiz, en büyük izzetimiz Allah'ın bizi kendi hevamıza, kendi arzularımıza esir olmaktan, köle olmaktan kurtarıp bizi kendisine yani nimetin ve yaratmanın sahibi olan Allah'a kul etmesidir. Bizim en büyük şerefimiz Allah'ın bizim gibi insanların bizim üzerinde tahakküm kurmasına, bize Rablik yapmasına, bize ilahlık yapmasına, bizi bu prangadan kurtarıp bizi bir ve tek olan Allah'a kulluk ettirmesidir. Ve bunu da neyle yapar? Allah şeriatla yapar. Yani Allah gökten bir şeriat indirdi, bir vahiy indirdi ve bu vahiy ile bizi bütün prangalardan, bütün köleliklerden kurtardı. Yalnızca o en şerefli olan kölelikle, yani Allah'a Celle Celaluhu kendi irademizle, kullukla Allah Celle Celaluhu bizi şerefli kılmış oldu. Burada müellif diyor ki, bu muhtemelen İslam'a yönelik yapılan eleştirilere biraz da cevap vermek için. Mesela diyor ki geçmişte, burada bayağı bir örnek vermiş, çok o konulara girmeyeceğim. Daha önce çünkü biz bu dersin başlangıcında bu konulara kısmen temas etmiştik. Burada da o da kendisi bazı örnekler vermiş. Mesela demiş ki cahiliye dönemlerinde bütün dünyada belli başlı bazı şeyler var. Bilmeniz gereken bütün yasalarda. Hiçbir yasada kadınla erkek eşit değildir. Yani kadın bir suç işlediğinde kadına uygulanan ceza ile erkek bir suç işlediğinde erkeğe uygulanan ceza kesinlikle aynı değildir. Hiçbir yasada. Bunu kim kaldırdı? Bunu İslam kaldırdı. Yani İslam geldiği zaman dedi ki hayır, siz kulluk konusunda bir tarağın dişileri gibisiniz. Muhammed'in kızı Fatıma ile, yani en soylu, en şerefli olanın kızı ile normal bir kadın arasında veya bir kadınla bir erkek arasında hiçbir fark yoktur dedi. Herkesi kanun karşısında eşit bir hale getirdi. Mesela o dönemde kadının hiçbir iradesi yoktur. Hiçbir seçim hakkı söz konusu değildir. Evlenecek, kimse kadına sormaz. Boşandı, bir başkasıyla evlenecek, kimse kadına sormaz. Yani kadının işte velisi vardır, babası vardır, atası vardır. Onlar karar verirler. Kadın evlenir, istesin veya istemesin önemli değildir. İlk defa İslam kadına bu konuda söz hakkı tanıdı ve dedi ki hayır, kadın bir bireydir, bir insandır. Şeriat karşısında mükelleftir. Kendi kararlarını kendisi alabilir. Mesela kadınların özgür iradesi yoktur. Roma hukuku gibi en gelişmiş hukuklarda bile kadın kocasının mülküdür. Yani mesela bir koca karısını cezalandırmak için öldürebilir. Diyelim ki onun bir hata yaptığını düşünüyor. Rahat bir şekilde onu öldürebilir ve kimse de ona soramaz. Sen bu kadını niye öldürdün? Çünkü kadın, çocuklar malıyla mülküyle beraber adamın mülkünde, adamın tasarrufundadır. İlk defa İslam geldiğinde hayır dedi. Kadının bir cezai ehliyeti olduğu gibi aynı zamanda onu yargılayacak olan da kadıdır. Kimse kimsenin mülkü değildir. Herkes alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülküdür. Bunu yaptı. Mesela seçim konusunda diyelim ki bir devlet kararı verilecek, bir istişare yapılacak. Hiçbir yasada, hiçbir kanunda kadının seçme, fikir beyan etme hakkı yoktur. İlk defa İslam'da bir halifenin toplumun rızası aranır. Birinin halife olabilmesi için. Tabii bu Emevilerle beraber bunun yani canına kibrit suyu döktüler. Bu rıza meselesinin gasıp saltanat anlayışını getirdiler. Yani kim güçlüyse tahtı o aldı. Herkes de ona biat etmek zorunda kaldı. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı miras da böyle değildir. Ümmetin razı olduğu kişi ümmetin başına geçer. Ve bu rızalıkta erkeklerin rızası ne kadar önemliyse kadınların rızası da o kadar önemlidir. Çünkü İslam'ın meclisi mescittir. Kadın beş vakit mescitte aynı cemaatin içinde bulunduğu için bir şey sorulduğunda, bir şey topluma arz edildiğinde kadın da kendi görüşünü, kendi fikrini söyleyebilir. Bu o dönemde olmayan bir şey ve insanların da çok anlamadığı bir şey. Kadının mesela mirastan hak alması, bir tarafa kadının kendisi miras olarak kabul ediliyor zaten. Yani hani bırakın kadının mirastan hak alması, kadın bizzat kendisi bir miras malı gibi. Öldüğü zaman mesela Arap cahiliyesindeki bir uygulamayı söyleyeyim. Kim ceketini kadının üzerine atarsa veya bir eşyasını kadının üzerine atarsa artık o kadın onun mülkü olmuş oluyor. İş o kadar böyle ahlaksız bir boyuta gitmiş ki birçok insan
İşte diyelim ki babalarının eşleri yani üvey annelerini beğeniyorlarsa babaları ölür ölmez kendi üvey annelerini alıyorlar. Hem babalarından olan mala el koymuş oluyorlar hem de annelerine el koymuş oluyorlar. Böyle akıl almaz bir şey var, akıl almaz bir uygulama var. İslam geliyor, bunların hepsini kaldırıyor ve dünyanın kadının ruhu var mıdır? Yok mudur? Varsa bu ruhun cevheri tam olarak nedir? Yani neden imal edilmiştir? Çamurdan mıdır bu? Topraktan mıdır? Havadan mıdır? İşte insanla eşdeğer, insanla bunu eş kabul edebilir miyiz? Yoksa bunları hayvanlar kategorisinde, bitkiler kategorisinde mi değerlendireceğiz? Ruhlar öbür tarafa gittiğinde yani çoğu toplumda bir öbür taraf inanışı var. Ahirette meseleler bile buna, ölümden sonra bir hayatın olduğuna birçok millet, birçok toplum buna inanıyor. Ruhlar oraya gittiği zaman kadının ruhu ne olacak? Bunun yok olacağını söyleyenler var. Yani kadın diye bir varlığın olmayacağını söyleyenler var. Varlar ama orada da hizmetkar olacaklar diyenler var gibi böyle tartışmalar var. İlk defa işte İslam geldiğinde kadının da erkeğin de bir kul olduğunu, kıyamet gününde kadının da erkeğin de imanları ve salih amellerine, küfürleri veya çirkin amellerine göre karşılık bulacaklarını ilk defa bunu söyleyen İslam olduğu diyebiliriz. Şimdi müellif de bize bu örnekleri verdikten sonra bize diyor ki madem böyle o zaman Müslüman bir kadın kendi diniyle, kendi inancıyla şeref duymalıdır diyor. Şimdi verdiği örnekler müellifin doğru. Anlattıkları bunlar. Şimdi ben bazı şeyler ekleyeceğim buna. Düzeltmek istediğim bazı konular var çünkü. Şimdi verdiği örnekler doğru. Evet, İslam geldiğinde İslam o gün olmayan şeyler yaptı. Büyük bir devrim gerçekleştirdi. Fakat Müslüman bir kadın bundan ötürü diniyle şeref duymamalıdır. Allah'a kul olduğu için diniyle şeref duymalıdır. Müslüman bir kadın bunlardan ötürü yani hak ve hukuktan ötürü diniyle şeref duymamalıdır. Ya Allah'a kul olduğu için, Allah indirdiği şeriatla onu insanoğlunun hevasından kurtardığı için, değişmez yasalarla insanın değişen hevası ve buna bağlı olarak değişen işte efendim kanunlardan Allah Celle Celaluhu onu özgürleştirdiği için İnsan şeref duymalıdır. Kadın olsun, erkek olsun. Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Çünkü hak ve hukuk dediğiniz şey göreceli meselelerdir. Zamana, mekana göre değişebilecek olan meselelerdir. Değişken olanlar şerefin, izzetin kaynağı olamazlar. Bir şey şerefin ve izzetin kaynağıysa onun kalıcı olması lazım. Mesela örnek veriyorum. Burada verdiği örneklerden bir misal olarak söyleyeyim size. Miras meselesini düşünün. Şimdi biz dünya diyelim ki kadına miras vermek bir tarafa, kadını miras gibi görürken İslam geldi ve kadına miras verdi. Ne dedi mesela? İşte belli yerlerde üçte bir alır dedi. Belli yerlerde eşit alır dedi. Belli yerlerde yarı yarıya alır dedi. O hani erkeğe iki, kadına bir, o yanlış bir anlayış. O sadece mirasın bir sureti. Mirasın birçok sureti var çünkü. Sonra toplumlar ilerledikçe, geliştikçe kadına mirastan pay verdiler. Daha ilerleyince kadını erkekle mirasta eşit tuttular. Yani %100 dediler. Kadınla erkek her konuda mirasta eşittir dediler. Şimdi mesela diyelim ki 5 sene sonra, 10 sene sonra bir devlet çıksa dese ki kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Mirasta kadına iki, erkeğe bir pay dese. Şimdi ne olacak yani? İslam geri mi kalmış olacak bu anlayışa göre? Hani onlar daha fazlasını verdiklerinde daha iyi olacaklar. Bizim dinimiz geride mi kalmış olacak? Hayır, böyle değil. Çünkü hak ve hukuk dediğimiz şey bunlar değişkendir. Değişken üzerine inanç bina edilmez. Değişken üzerine izzet, şeref, onur bina edilmez. Asıl olan biz Allah Celle Celaluhu'ya kuluz ve onun indirdiği şeriatın mutlak olarak hayır olduğunu biliyoruz. Zahiren görünürde birileri daha iyisini yaptıklarını iddia etseler bile Allah'ın indirdiği her zaman daha iyidir. Niye daha iyidir? Hiçbir hikmetini bilmesek bile şundan dolayı iyidir. Allah bize bazı hakları kul olduğumuz için verir. Fakat bu saymış olduğum örneklerde bize verilen haklar birilerinin bize reva gördüğü, birilerinin bize uygun görmüş olduğu haklardır. Haliyle bunların bir garantisi yoktur. Yarın insanlığın anlayışı değiştiğinde, yarın insanlık farklı bir anlayışa evrildiğinde bu hakkı sana veren insan olduğu için tekrardan bu hakkı senin elinden çekip alabilir. Yani mesela düşünün, şimdi bazı yasal özgürlükler var, yasal bazı haklar var. Bununla övünüyorlar. İşte biz insanlara yasal olarak şu hakkı verdik, toplantı hakkını verdik, gösteri hakkını verdik,
İşte efendim fikir hürriyeti hakkını verdik. Bunu bize veren kim? Bunu bize veren insan. Yani o yasayı yapan insan. En küçük bir sorun çıktığında olağanüstü hal ilan ediliyor. Bütün bu hakları tekrar bizden geri alıyorlar. Ne oldu şimdi? Demek ki bu bir hak değilmiş. Bu o insanların sana uygun gördüğü, layık görmüş olduğu bir şeymiş. O insanların kafası attığında, bir tehlike algıladıklarında onu tekrardan senden çekip alabiliyorlarmış. İşte olağanüstü hal ilan edildiğinde bütün yasal haklarınız iptal olmuş oluyor. Şeriatın vermiş olduğu hak ise Allah'ın benim sahibim olarak bana verdiği haktır. Ve kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez. Kimsenin bunu değiştirmek gibi bir şeyi de yoktur. Yetkisi de söz konusu değildir. Yani birini bana veren Allah'tır. Bu hakkın sahibidir. Kul olduğum için bana bu hakkı vermiştir. Diğeri bana bu hakkı veren insandır ve istediği zaman da bunu iptal etmek veya bir başkası geldiğinde onu onun elinden alma hakkına sahiptir. Onun için biz bu tip hak ve hukuk anlayışıyla değil, daha ziyade Allah'a kul olduğumuz için izzet ve şeref duymalıyız. Bize verilen hakların da Allah tarafından verildiğini, kimsenin bize lütfetmediğini, tek minnet duyacağımız, tek şükran duygusu duyacağımız varlığın Allah olması hasebiyle bundan ötürü şeref duymalıyız, bundan ötürü izzet duymalıyız diyebiliriz. Yani bu burada bize vermiş olduğu örnekler doğru örnekler. Bunlar İslam'ın yapmış olduğu devrim diyelim. Ancak bundan ötürü, sırf sanki bundan ötürü bir şeref duyacağız, izzet duyacağız dediğimiz zaman şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Siz bunu mutlak iyi kabul ettiğinizde, mutlak doğru kabul ettiğinizde bundan daha fazlasını vereni daha doğru kabul etmeniz gerekiyor. Oysa biz oradaki hakka değil, o hakkı bize indirenin Allah olmasından ötürü biz şeref duyarız, izzet duyarız. Allah bizi o hakla, insanların bize bir şeyler lütfedip, minnet edip bizi sömürmelerine engel olduğu için şeref duyar ve izzet duyarız diyebiliriz. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.